Ay siz? Kızım, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani biz izah edebiliriz hepsini sana. Doğru. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hakkı Bey sapasağlam ve ayakta. Biz bunu demir için yapmıştık evladım. Ahu neredesin? Bak ne olur Ayça da hiçbir şey bilmiyor. Ona bir şey söyleme. Söylemezsin Dina. Allah kahretsin be. O kadar saklanmasını bildik. En olmadık kişiye yakalandık. Bu cadaloz şimdi herkese söyler. Mahvolduk, mahvolduk. Ahu nerede kaldın? Seni bekliyorum. Gelmişken Hakkı Bey'i de göreyim dedim. Uzun zamandır ziyaret edememiştim de. İyi yapmışsın. Ben şimdi gidiyorum. Aa, nereye gidiyorsun ya? Daha kıyafetleri deniyorduk. Tamam tamam. Sonra tekrar gelirim. Şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Anne yoksa sen canını sıkacak bir şey mi dedin kıza? Vallahi ben bir şey demedim. Ne diyeceğim ben? Ya bunun sağ solu belli oluyor mu? Allah Allah. Anlamadım yani. Aklı ne esiyor geliyor. Aklı ne esiyor gidiyor. Aklına esiyor bir daha gelir olur olmaz şeyler söyle acayip acayip. Yani belli değil. Allah Allah. Hadi in aşağıya. Engel ya anlatsana kızım. Sen öyle Nihat'ın evindeyim deyince benim aklım çıktı. Ay sorma Cisil. Az kaldı gümbürtüye gidiyordum ben tıngır mıngır cıngırlar anladın mı? Ya içeceğime şey atmış bu, ilaç atmış benim manyak. Türk filmlerindeki gibi, aynı böyle gazozun içine. Bir şey yaptı mı sana? Yok canım, yapmadı yani. Yani yapmamıştır herhalde. Yapmamıştır mı? Yapmamıştır, inşallah ne? Böyle bir şey yapsa herhalde hissederdin değil mi? Ya bilmiyorum, bayılmışım gitmişim işte yani. O arası işte yok bende. Hatırladığım kadarıyla işte... Uyandığım zaman ambulansın içinde demir karşımda sarılmalar falan filan. Ya iyi adam değil mi bu? Hani filmdeki iyi adam. Sen kötü bir şeyler yaşıyorsun ama geliyor seni. Çok romantik ya. Anne var ya Demir seni seviyor ha. Ya bilmiyorum. Seviyor galiba. Yani ben bilmiyorum işte böyle tam emin olamıyorum. Yok bence seviyor. Da işte öyle hemen seviyor da dememek gerekiyor ya. Bu erkeklere güven olmaz yani. Ben bir an düşünüyorum da böyle hemen bir anda böyle seviyor meviyor dememek gerekiyor. Ne zaman demek gerekiyor? Önce bir seni seviyorum desin, ağzından bu cümle bir çıksın. Ondan sonra emin olacaksın. Bitti nokta. Ay sağ ol Cisil ya. Gerçekten çok teşekkür ederim yani. 250 gramlık aklım kalmıştı. O da senin sayende bitti gitti. Patates oldu, karıştı. Kanka ben bu klimadan üşütmüşüm galiba ya. Oğlum dala gibi yatıyorsun, 18 dereceye alıyorsun böyle kaslısın ya böyle. Kanka, ne yiyeceksen çabuk çıkmamız lazım. Aa acele edin ha. Benim ağzım kırık çünkü çenem kırık benim. Ağzımın kırıkları için ben yani öyle hızlı yiyemem. Ayrıca sen beni bugün bekleme. Niye? Çünkü rehabilitasyon sürecimin bir parçası olarak Cisil'le beraber denize gideceğiz. Neden? Tuzlu su ağız kırığına iyi mi geliyormuş? Of abi yani koydun laf ama. Ayıp kız öyle koydun moydun yakışıyor mu ağzına? Sus! Sus! Evet, tuzlu su ağız kırığına iyi geliyor. Ne oldu? Kemikleri güçlendiriyor. Ne oluyor? Sana bunu kardeşin olarak söylüyorum. Söyle kardeşim. Manitan seni parmak maymunu etti. Aha böyle oynatıyor. Kimi? Nini? Sen oğlum kardeşini tanımamışsın. Allah'ım. Hatun bana bitik. Ömrü mü? Hatun bana aşık. Ben çünkü aşık kadını 100 metreden anlarım. Böyle... Kokusunu alırım oğlum. Neyin kokusunu lan? Kadının, aşık kadının kokusunu. Ulan gören de aşk doktoru sanır seni. Aşk doktoruyum oğlum, aşk doktoruyum. Tabii. Ben bugün işe gelmesem olur mu? Ne alaka ya? Ne yapacaksın? Benim odamda mı uyuyacaksın? Plaja gideceğim ya. Böyle giyindim, kuşandım. Neco'yla beraber bir biçim yapsak diyoruz. Hayır Cisil. Sen de benimle birlikte geliyorsun. Birlikte işe gidiyoruz. Yürü. Ya... Niye böyle bir şey diyorsun ki? Yani bakmak ne güzel giyindim ben böyle.
Ya sen hazırlanmışsın, etmişsin, içine bikinini de giymişsin zaten. Bir de benden izin mi alıyorsun? Emrivaki bir şey yaptın. Zaten gideceksin Çisil. İyi tamam, hadi hadi gidin. Ama bir şey söyleyeceğim bak, sakın ortalık yerde fingir demeyin. Yani bak bu hareketleriniz hiç hoşuma gitmiyor yani. Ayıp denilen bir şey var, tamam. Ben bir dalıp çıkacağım, o kadar. Hadi. Gel öpeyim ya. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Serinleyeyim biraz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Nil de sana aşık. Yok artık ya. Nil nereden çıktı şimdi? Zıkkımdan diyeceğim. Vallahi diyorum ben. Nil bayağı bence seni seviyor. Ama gene de emin olmamak lazım ha. Çünkü kendi söylemesi lazım. Yani bir kadının ağzından duymadan emin olmamak lazım. Kadın milleti bu, belli olmaz. Her kadın da aynı değildir. Ben şahsen Nil'i kız kategorisine bile alamıyorum. Boncuk, bana bak, terbiyesizlik yapma, ayıp oluyor. Biri Nil'e laf etti, abin de bunu savundu. Bak bir şey söyleyeyim mi, öyle şeyler söyleme. Yarın bir gün yengen olur, nişanda falan el öperken problem çıkar. Böyle takı töreninde falan sorun çıkabilir, burma bilezik takarken. Damadın kayınçolarını piste bekliyoruz. Kanka senin ağzın falan kırık değil. Maşallah çenen sabahtan beri berber makası gibi çalışıyor. Şak şak şak. Tıkı töreni için piste bekliyoruz. Gel, gel kırayım ağzını. Bak tuzlu suyu geliyormuş. Kırayım. Vallahi bir deneyelim ha. Ağzını bir kırayım. Muz kayayım azıcık, versene. Ayten. Ne oldu? Annem hasta mı? Niye kalkmadın? Yo, ağzını kalkalı çok oldu. Yine herhalde birazdan. Hakkı, bütün gece hiç uyumadım ben. Sorma Muazzez, ben de sabaha kadar yatakta döndüm durdum vallahi. Ay, çocukların yüzüne bakamaz oldum. Acaba uyandığını öğrenmişler midir? Ahu söylemiş midir onlara? Ahu'ya pek güven olmaz ama öte yandan bilselerdi çoktan karşımıza dikilirlerdi. Ay, ay ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum ki vallahi, bir şey düşünmemiz lazım. Ay. Ne yapsak acaba? Ay. Ay bütün gece seni aradım, ulaşamadım. Yani sabahı sabah ettim. Otur, otur, otur. Dur otur. Ya ne oluyoruz? Bomba bir haberim var Berkant, bomba. İyi anlat bakalım. Sıkı dur, hazır mısın? Bomba diyorum, bomba. Atom bombası. Böyle etkisi uzun sürecek bir şey. O kadar yani. Anlatsana kızım, nedir? Hakkı Bey, komada değil, uyanmış. Ne? Ya. Hakkı Bey, bana bak, emin misin sen? Gözlerimle gördüm, hatta konuştum. Allah Allah. Bana bak, senden başka biri bilmiyor bunu değil mi? Hayır. Ne Demir biliyor ne Nil. Hatta Ayça bile bilmiyor. Her şey yalanmış. Yani herkesi kandırmışlar. Ama şimdi hemen Demir'e söylüyorum. Dur, 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 dur. Gitme bir yere. Bekle. Biraz düşünelim. Vay yaşlı kurt seni, vay. Allah, ne yapacağız biz? Bir mucize gerek, bir mucize gerek. Ya Muazzez, en iyisi Demir'le Ayça'ya her şeyi itiraf etmek. Hmm. Yani başka bir şey düşünemiyorum. Ahu'dan duyacaklarını bizden duysunlar. Hay doğru diyorsun da sen emin misin buna? Eminim vallahi. Çağır çocukları. Atla deve değil ya ya. Allah Allah, babalarının uyandığını bilmek hakları. Zaten çok uzadı bu oyun. Eninde sonunda yakalanacaktık. Öyle diyorsan öyle yapalım Hakkım. Öyle otur. Ahu arıyor, Ahu. Aç bakalım ne diyor. Ah merhaba güzel kızım, nasılsın? Muazzez Hanım, ben Ahu. Siz Nil sandınız herhalde. Olur mu yavrum? Hiç tanımaz mıyım ben senin sesini? Söyle yavrum. Ben düşündüm de sizinle buluşmak istiyorum. Tabii, buluşalım kızım. O zaman öğlen sahildeki kafede. Tamam. Görüşmek üzere, iyi günler. Güle güle. Güle güle. Ne diyor ya, ne buluşması? Sahilde buluşmak istiyor. Söyledim, söylemedim, anlamadım. Ben biliyorum onun niyetini. Şantaj yapıp para koparacak. Sen giyin, çıkalım. Hemen hadi. Mi? Hemen, hemen. Tamam işte, istediğin gibi konuştum. Ama söyleyeyim, hiç aklıma yatmadı. Yani Hakkı Bilge'nin uyandığını niye cümle halime duyurmuyoruz? Neden ekmeklerine yağ sürüyoruz ki? Çünkü işimize gelmez. Madem intikam almak istiyorsun.
Ese Avcı'cığım, Hakkı Bilir Hukuk Bürosu tam iflasın eşiğindeyken Hakkı Bey'in tekrar ofise gelmesi planlarımızı bozar da ondan. Şimdi anladın mı? Pardon, geçebilir miyim? Ay, çok affedersiniz. Tabii geçebilirsiniz ya. O ne demek? Burası neresi lan? Nasıl sıcak yaptı gene bu sene? Nasıl sıcak yaptı gene, böyle bir şey olamaz. Simleciş, hazır mısın? Hazırım aşkım. Geliyorum aşkım. Gel gel. Tutam. Hadi giyin gel. Neco giyindim işte, geldim. Hazırım. Hadi yürü git giyin de gel. 4,5 saattir bunu mu giydin? Neco, hazırım işte ya. Giyindim baksana. Güzel olmamış mı? Giyin gel, böyle şey mi olur? Sen böyle insanların içinde böyle mi gezeceksin? Başka nasıl gezebilirim? Denize gelmedik mi biz ya sıcağın anlığında? Denize gir bununla, suyun içinde böyle dur. Ama böyle gezemezsin insanların içinde. Ben sana yeni bir kreasyon yapacağım şimdi bak, inanamayacaksın. Bak ben kraliçemi şimdi bak. Ay ay ay, Afrodit gibi oldu, eski Romalılar gibi oldu. Denize böyle girerken ben bunu açarım, girersin çıkar, havluyu hemen örterim ben sana. Ay Neco saçma, böyle gidemem. Romalılar gibi oldu. Prensesim buyurun. Ya Neco ya, çadır gibi oldu. Prensesim buyurun. Buyurun. Günaydın. Ay, günaydın. Demir, teşekkür ederim. Niçin? Her şey için. Ama tabii en önemlisi beni o korkunç adamdan kurtardığın için. Ya tamam, önemli değil. Gerçekten çok kahramanca bir hareketti. Tamam, önemli değil ya. Önemli ya, herkes yapamaz yani. Ama ne olur bir daha kendi başına iş yapma. Az kalsın şey oluyordu yani. Ne oluyordu? Ya anla kursun işte. Neyse, boş ver. Nil. Demir. önce sen söyle. Yok, sen söyle. Yok, hayır bak. Sen söyle. Ben... Sevdiğinden emin olmadan sakın seni seviyorum deme. Salak durumuna düşme Nil. İlk hamle ondan gelsin. Ya kız millet dediğim belli olmaz bunların Sansu. Şimdi ufaktan yürürüm, ters bir şey söyler, papaz oluruz ya. İlk o söylesin. Ben... sana kek yaptım. Hadi ya, neyle? Kıymalı. Soruya bak. Ya ne bileyim, evde ne bulduysam koydum işte. Kuru üzüm, havuç, fındık, fıstık, ceviz. İyi, çok merak ettim tadını. Ay, iyice aşk böceği oldu bunlar ya. Ya ortalık Hanzo dolu ya. Vallahi Hanzo dolu ha. Ya ne iş ya? Bazen bak seviyorum böyle kıskançlıklarını ama... hiç o zaman da unutmayacağım. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsun? Dön önüne, dön önüne hadi. Ya içeride balık adam kıyafeti kiralıyorlar. Ondan mı alsak? Bak bu mevsimde var ya, güneş ışınları cilde nasıl biliyorsun? Böyle böyle lekeler bırakıyor ya. Neco, şu an biz plaja geldik. Bizim güneş kremimiz var. Onları bir güzel süreceğiz, yeter. Sus, gel şuraya oturalım hadi. Ver şavluyu. Ay çok güzel ya, iyi ki geldik ya. İyi ki gelmedik, gelmeseydik keşke ya. Hadi al şunu da sür. Güneşten yanacağım şimdi. Ya bazen ne güzel ismini yapıyorsun sen ya. Ne yapayım, yağlı güreşçiler gibi böyle süreyim. Burada böyle iki çıktı meydana, ikisi de birbirinden. Burada böyle böyle güreşelim mi? Ne demek o ya? Peki tamam. Yeter artık senin kıskançlıkların. Ben gidiyorum ha. Hay, ay, gitme. Kalkma ya. Ayağa kalkınca en namın çok iyi dikkat çekiyorsun. Herkes sana bakacak sonra ya. Neden benim en namım dikkat çekiyor? Ben anlamıyorum ki ya. Biz plajdayız sonuçta. Bak herkes bikini giymiş. Bütün kızlarda bikini var. Niye onlara bakılmıyor da bana bakılıyor? Biz hepimiz aynı durumdayız şu anda. Ben seninle ciddi düşünüyorum. Gerçekten mi? Aşağımda çok mutlu oldum, inanamıyorum. Demek ki sen ciddi düşünmesen ben böyle masalara meze olsam umurunda olmayacak yani. Sen ciddi düşünmeyince ben kalksam, kırılsam burada, böyle böyle hareketler yapsam hiç umurunda olmayacak yani. Hüdük, özlü kabahatinden büyük. Hayır, bu kadar çıplaklık bayağı bir çıplaklık. Benim yani kırmızı çizgimi aşıyor çizim. Git o zaman kendine, kırmızı çizgilerine uyan birini bul, tamam mı? Ah, ne yapıyorsun? Lan bakıyorlar işte, al işte bak. Bakma lan. Lala, öyle kaşmaz yapma bana şekil. Sırıtma lan.
kişi kendinden bilir işte Neco. Demek ki ben başka bir taraflara bakarken sen şurada bir kirli kızlara bakıyorsun değil mi? Sus, bakıyorsun, görüyorum. Ben kızlara mı bakıyorum? Ne kızlara bak? Ben baksam bile hafif malzeme toplamak için bakıyorum. Öyle çok çok detaylı bakmıyorum. Ya bak, şurada çok güzel bir tane koy var. Kuytu bir koy var. Oraya gidelim mi? Yok, gitmeyelim canım. Orası buradan daha tehlikeli seninle. Anladın mı? Oh. Geldi mi kokusu? Geldi vallahi. Biraz soğumuş ama Demir ya. Güzeldi, güzel. Ye bakalım. Uf. Anneminkinden güzel olmuş valla ha. Ya. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun Nil. Geçmiş, biri mi hastalandı, ne oldu? Ne geçmiş olsun? Başına gelenleri duydum da ondan söylüyorum. Ne olmuş? Olan hiçbir şey yok. Demir sağ olsun kurtardı beni. Aa, ne oluyor ya? Yani ben sadece insanlık yapıp iyi misin diye sordum. Ama aldığım tepkiden anladığım kadarıyla Demir yetişemeden olanlar olmuş. Aho. Aa, bak 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 bak, laflara bak. Duyuyor musun? Ne ima ediyorsun sen? Bana bak. Ortalık yerde konuşup da benim canımı sıkmayan. Şş, tamam tamam, sakin ol. Ne oluyor ya? Bana bak. Eğer birinden dedikodu duyarsam senden bilirim, haberin olsun. Aman iyi ya. Ben çıkıyorum. Bugün çok önemli işlerim var. Kıyafet yönetmeni hocam. Gördüm gördüm. İki parmak üstü diyoruz diz kapağının. İki parmak üstü. Demir Bey'in parmaklarıyla da değil. Bu beş karış. Çek ortak. Şuna bak, şuna. Şuna bak. Yedi kızları gözlerimle yedi. Sapık. Ya buna var ya, vallahi dolarım ha. Neco? Acaba sen gidip dondurma mı alsan ya? Biraz içimiz sevinmesin, şöyle yer. Dondurma mı alayım? Ha. Burası Miami sahillerimiz. Şile'deyiz kızım. Arabada ben eve giderken sana alırım, böyle arabanın içinde yersin. Sen ne kadar böyle psikopat, ne kadar kıskanç bir çocuk çıktın. İyi ki bu denize gel, ben senin yüzünü görmüş oldum. Sağ ol, teşekkürler. Allah Allah, saçma sapan konuşma. Üstünde bir şey yok. Hakkı çok para isterse ne yapacağız? Sen hiçbir şeye karışma, pazarlığı ben yapacağım. Bunun ciğerini bilirim ben. İnşallah çok para kaptırmayız. Ah hocum, yine ne kadar güzelsin kızım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Bırak şimdi hoş geldin beş gittin. Kaç para istiyorsun onu söyle. Ne gülüyorsun kızım? 50.000 dolar veriyorum. Çeneni kapatıyorsun, tamam mı? Ha gül sen, gül. Anlaşıldı. 60.000. Siz beni çok yanlış tanımışsınız. Ben şantajcı değilim. Tamam, senin maksadın anlaşıldı. 75.000'den bir kuruş fazla vermem. Git istediğin yere söyle. Hakkı Bey, benim derdim para ya da mevki değil. Sizin sırrınız benim sırrım. Vallahi bravo kızım sana. Yani senelerdir bana iş vermiş birisinin arkasından vuracak kadar insanlığımı kaybetmedim. Peki bizi niye buraya çağırdın kızım? Meramın nedir, onu söyle. Korkmanıza hiç gerek yok demek için çağırdım. Hiç kimse gerçeği bilmeyecek. Yani benim Nil gibi öyle hırslarım yok. Müsterih olun lütfen. İyi. Tekrar bravo. Yani seni ne kadar yanlış tanımışım evladım. Ya. Bu ne rezalet hanımefendi. Sizin başınıza gelse siz ne yapardınız? Ama buna imkan yok. Yani mutlaka bir yanlışlık olmalı. Ben mağdurum. Ne olur sakin. Hayırdır? Sorun var diyor. Yani öyle şeyler anlatıyor ki inanamıyorum. Nasıl yani? İnternette görüntülerim falan diyor. Ne oluyor ya orada? Bilmiyorum, kadına bir şey yapmışlar herhalde. İnternette görüntülerim var kardeşim. Öyle bir şey olamaz. Evdoklasın olamaz yani. İşte diyorum ben sana. Sapık dolu burası. Sen de çıplak geziyorsun. Örtüşün üstünü falan. Neco saçmalama. Ya şunlara bir bakalım, belki bize de bir iş çıkar hadi. Sana iş çıkacak zaten yakında. Vallahi iş çıkacak. Örtüşün üstünü. Dinleme beni. Özür dilerim. Daha neyin özrünü diliyorsunuz hanımefendi?
Kamera var diyorum soyunma kabinlerinizde. İnternette görüntülerim var. Buyurun bakın, bakın. Yapmayın, yapmayın. Rezalet! Ya biz girdiğimizde de varsa? Yıllardır geliriz buraya. Nasıl olur böyle bir şey? Efendim yok. Bu münferit bir olay. Yok sizin görüntünüz falan. Yok. Bu sadece hanımefendinin bir iddiası. Ne iddiası canım? Kadıncağız evinde görüntülerim var diyor. Var ama bizim işletmemizle bir alakası yok efendim onun. Hem biz kendi müşterilerimizi neden kaydedelim? Değil mi efendim? Hanımefendi ettiniz diyor ama. İmkansız efendim, ama. Efendim sakin olsak. İsterseniz siz tatilinizi şöyle yapmaya devam edin. Biz size bir şeyler ikram etsek. Soğuk bir şeyler. Soğuk bir şeyler için. İşletmemizden. Jandarma. Çabuk çağrılsın, tutanak tutulsun bu işletme hakkında. Ben şimdi bir araya giriyorum. Harbiden mi ya? Hanımlar. Hanımlar lütfen sakin olabilir misiniz? Yani biz kulak misafiri olduk da biraz önce. Biz Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'nun yetkilileriyiz. Kimsiniz kim? Yani şöyle izah edelim. Biz ara buluculuk konusunda uzmanız. Yani mevzu bu kadar büyümeden halledebiliriz. Ah çok güzel. Güzel falan değil. Büyüsün efendim, büyüsün. Ben rezil oldum, siz de olacaksınız. Dava açacağım hakkınızda. Gerekirse basına da duyuracağım. Tazminat ödeyeceksiniz bana. Niye böyle konuşuyorsunuz? Bakın yıllardır müşterimizsiniz bizim. Yapmayın ne olursunuz. Tabii. Biz her şeyi hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Tazminatı da hallederiz. Hiç problem değil. Hallederiz hayat. Yani bakın görüyorsunuz işletme sahipleri de gayet yapıcı. O yüzden bence bu işi böyle halledebiliriz. Evet, evet. Sonuçta bugüne kadar arabuluculukla bir sürü dava çözüldü. He sen istemiyor musun? Sorsan yine aç davanı canım. Sen bir şeyler neyine yap. Kimse senin elinden almıyor olmadı gene davanı aç. Olsun. Jandarma gelecek, tutanak tutacak. O kameralar o kabinlere nasıl yerleştirildi tespit edilecek. Kimin koyduğu da ortaya çıkacak. Ve ben tazminat istiyorum efendim. Davamdan vazgeçmem. Tamam. Emel Hanım siz isterseniz jandarmaya haber verin. Hemen tespit etsin. Yok aramayayım. Ben basına sızmasından çok korkuyorum. Bakın rezil oluruz. Biz buraya çok yatırım yaptık. Heba olur hepsi. Korkmayın sızmaz. Ben jandarmalı konuşurum. Jandarmalı konuşurum ben. Sızmaz mısın? Öyle mi? Sızmaz. Ben arayayım o zaman. Demir. Hı. Her şey bu kadar yoluna girmişken bir de işlerimiz düzelseydi ne iyi olur değil mi? Vallahi. Ya baksana iş güç yok vallahi. Sıkıldım artık ya. Hayır keşke Hakkı Bey uyansa. Keşke. Tekrar işlerin başına geçse. Vallahi o işlerin başına geçme kısmı bende biraz kafa açıyor. O ne demek ya? Hayır yani... Hakkı Bey tekrar şirkete dönse sen burada çalışmaya devam edeceksin herhalde değil mi? Zannetmiyorum. Ya öyle bakma. Ya seninle çalışmak istemediğimden değil. Babam muhtemelen benimle çalışmak istemez çünkü. O ne biçim laf Demir? Saçmalama öyle şey olur mu? Sen babanın gurur kaynağısın. Ben mi? Evet. Onun gibi avukat olmuşsun. Baban uyanıp şirkete dönse tabii ki de kendi oğluyla, öz oğluyla çalışmaya devam etmek isteyecek. Bak orada öyle yazmıyor. Mektup. İndirelim mi artık onu ya? Yok indirelim. Artık zaten biz seninle şeyiz ya. Neyiz? Ya şeyiz ya biz seninle artık. Şey değil miyiz ya? Şeyiz ya senle biz hani. Ha, şey ortağız. Ay kalsın orada kalsın. Daha indirmeyelim onu. Sana güven olmaz deme lazım. Ne dedim ben şimdi ya? Efendim Çisil. Nil, Şile plajında tam sizlik bir mesele var. Hemen gelin. Biz tarafları ikna ettik gibi vazgeçmeden çabuk gelin. Acele edin ama. Kimi ikna ettiniz? Efendim Çisil. Şunu bir açık anlat. Alo. Kapattı. Ne olmuş? Ay anlamadım ki aklı beş karış havada mı kızın? Ne söylediği anlaşılmıyor ki. Ama acil kişiyle plajına gelin dedi. Ne yapalım? İyi hadi gidelim. Hadi o zaman. Boya da mı alsak yoldan acaba? Ne boyası ya? Alalım. Alalım yüzeriz. Yok almayalım biz. Sen boş ver. Ah hocam evladım bak. Bizim niyetimiz Demir'in bir daha o abuk subuk yerlere gitmemesi. Onun için böyle yaptık çocuğum. Biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Demir'i bir kez daha kaybetmenize asla izin vermeyeceğim. Bir dakika.
Alo Ayten. Ha, Muazzez Hanım, Ayça eve geldi de sizi sorup duruyor. Lütfen çok gecikmeyin. Bir de arka kapıyı kullanın eve girerken, çünkü Ayça arkadaşlarıyla havuzda. Tamam Ayten, biz geliyoruz birazdan. Ne olmuş, ne olmuş? Ayça eve gelmiş. Hadi biz kalkalım da yakalanmayalım. Ayça'ya çok selam söyleyin, olur mu? Yani hep bir kız kardeşim olsun istemiştim. Ayça'ya o kadar değer veriyorum ki. Ah, o da seni çok seviyor. Ah kızım, resmen idoli oldun onun. Allah'a ısmarladık kızım. Görüşürüz. Hakkı Bey, uyanmanıza çok sevindim. Görüşmek üzere. Bravo. Vallahi bravo. Neredeyse ben bile inanacaktım az kalsın. Onların yanlarında olduğuna inanırlarsa planımız çok daha kolay işleyecekmiş. Hala haberimiz yok diyorsunuz. Jandarmanın tespit tutanağı. Kameranın yeri tespit edilmiş. Ayrıca cihaza el konulmuş. Ya kameranın bizimle bir ilgisi yok. Ne bizim, ne personelimizin. Size karşı bir terbiyesizliği oldu mu? Hanımlar tamam, sakin olun. Müge Hanım, siz bu görüntülerin çekildiğini nereden öğrendiniz? Bir arkadaşım internette görmüş, o beni uyardı. Peki arkadaşınızın o sitelerde ne işi varmış? Ayrıca hangi sitelermiş onlar? Neco, şimdi bunun konumuzla ne alakası var değil mi? İsterseniz devam edelim konumuza. Soyunma kabininde çekilmiş olan görüntülerim. Orada belli oluyorum. Kırmızı noktalı sitelere düşmüş. Müge Hanım, biz bir aile şirketiyiz. Siz de plajımıza senelerdir gelip gidersiniz. Nasıl bizi böyle suçlayabiliyorsunuz siz? Ben tazminat davası açmak istiyorum. Müge Hanımcığım, sakin olun. Biz bu konuyu eline boyuna bir araştıralım. Size haberdar ederiz. Siz de dava açmak için acele etmeyin. Ne dersiniz? Demir Bey, manevi olarak çökmüş durumdayım Demir Bey. Rezil oldum. 1 milyon lira tazminat istiyorum. 1 milyon mu? Yuh! Müge Hanım, yani bu sizce de çok fahiş bir rakam değil mi? Fahiş maiş. Herkes dersini alsın. Emel Hanım, siz merak etmeyin. Biz bu tazminatı daha makul bir miktara çekeriz. Benim derdim tazminat falan değil. O kamerayı oraya kim koydu? Bir an önce bu kim koyduysa bulunmalı. Bir düşmanınız var mı? Hayır tabii ki. Biz yıllardan beridir plajımızı hiç kimseyle bir meselemiz olmadan işletiyoruz. Ayrıca ben bu alanda oldukça tanınmış bir işletmeciyim. Bakın, bizim bu konuyu araştırmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Bu işin içinde bir... Emel Hanım, o zaman biz personelin yanına sızıp bilgi toplamalıyız. Neden? Çünkü bu işin içinde bir iş var. Aramızda bizim. Aralarında öyle bir şekil var. Çok tatlısın. Hadi gel eve dönelim de. Ayten de meraklanmıştır, Ayça da evde. Ha? Dur be Muazzez, dur be yahu. Aylardır bir boğaz havası alıyorum. Sinir etme insanı yahu. Gel oturalım şu banka. Hadi. Güzel İstanbul'umuzu seyredelim. Canım, ben sana almam diyorum. Ne zaman istersek söyleriz Mustafa'ya, getirir bizi buraya. Getirsin vallahi. Ay. Eve kapandım kaldım yani. Ah, Hakkı'cığım, şu Ahu çok iyi kızmış. Böyle insanlar hakkında peşin hükümlü olmamak lazım. Bu da bana bir ders oldu. Ders oldu. Ne yılandır o Ahu, sen bilmezsin. Sakın söylediklerine inanma. Vardır bir planı. Canım, ne planı, kimseye söylemeyeceğim dedi ya işte. Yakında çıkar kokusu, merak etme sen. Onun yerine Lili yönetici yaptım ya. Benden intikam alması için bundan büyük fırsat mı olur be? Dur, ben bir telefon edeyim. Onu akşam yemeğe davet edeyim. Bak, bu güzel fikir. Niyetini iyice öğrenelim. Alo.
Aa, Muazzez Hanım arıyor. Oltaya geldiler bile. Ben sana ne dedim? Alo? Aa, Ahucuğum ben Muazzez teyzen yavrum. Bu akşam seni yemeğe davet ediyoruz. Bak itiraz istemem. Yemeğe mi? Tabii tabii yani gelirim de. Nil'i çağırmasanız olur mu? Yani gerginlik olmasın sonra huzurumuz kaçmasın olur mu? Yok canım onu davet etmiyoruz ki. Tamam çocuğum bekliyoruz seni. Tamam görüşmek üzere. Geliyor. Oh, ay mis çok gibi güzelmiş o. Hakkı diyor. Ya sen de dönelim eve diyorsun hemen. Ya inanmıyorum Berkant resmen planı işlemeye başladı. Yani bakar mısın Muazzez Hanım beni yemeğe davet etti. Yani bana güveniyor artık. Kaleyi içten fethetmek binlerce yıldır kullanılan bir tekniktir abicim. Çok sağ olun. Ay. Hayat. Kabine gizli kamera koymak ya. Ne kadar sapıkça bir düşünce değil mi? Ben size bir şey diyeyim mi? Aradığımız adam psikopat bile çıkabilir. Bence kesin öyle. Dikkatli olmak lazım burada. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin o müessese sahibi Kamil yapmıştır buna. Çünkü adamın böyle kızlara bakışını gördüm ben. Böyle bir sapık sapık bakıyor. Böyle bir sapık sapık yaramaz adam yani. Ay sana göre zaten herkes sapık yani Neco. Değil mi? Öyle. Ay niye yani adamın ne zoru var ki kendi müessesesini yani böyle riske alsın değil mi? Ne oldu sizin o büyük aşkınız? Ne kadar çabuk tükendi? Tükenmedi efendim. Yani bu Çisil Hanım'ın bazı böyle kuralları böyle çok feci şekilde ihlal ettiğini görüyorum ben ve benim buna canım sıkılıyor yani. Ay neymiş efendim? Ben böyle bikini falan giyemezmişim çünkü Neco Bey'in kırmızı çizgileri varmış. Onları ben aşıyormuşum ondan. Kıskandın mı lan kızı? Ben senin gibi böyle modern erkek taklidi yapmıyorum ulu orta. Ben kıskanıyorum abi bunu hep söylüyorum. Ben kıskanıyorum kıskancım. Ya ben senin ağzını yerim ya. Böyle yapınca da vallahi çok tatlı olmuyor mu ya? Baktın Çisil bikini giyiyor. Dikkatleri çekiyor. Sen de giy tanganı. Dikkatleri kendi üstüne çek. Çok doğru. Bak çok güzel bir fikir. Bu değerlendir bunu. Siz ikiniz yan yana geze geze zeka seviyeleriniz böyle vallahi o kadar eşitlenmiş ki. Ya acayip nasıl kafanız çalışıyor ikinizin bile. Bu benim nasıl aklıma gelmedi ya? Tamam 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 hadi hadi işimizin başına dönelim. Yani yemekte de güzel sohbet ama işimizi de düşünelim birazcık. Biz de Melih plaja gidiyoruz. Siz ikiniz de Müge'nin evinin izini tutuyorsunuz tamam mı? Yani bir bakın bakalım nerelere gider, ne yapar, ne eder. Bütün hareketlerini kontrol edin. Çünkü eğer ki mahkemeye giderse bu iş, işler iyice karışır. Hiç olmaz yani, tamam mı? Okey, okey, sen de aferin oğlum. Sen ya iyice demir oldun ha. Vallahi demir oldun iyice. Aynı iticilik yani. Bir kasların eksik. Ama 5 yaşında çocuk ya işte. Ne iş yaptırsak size? Garsonluk falan yaptıralım. Ay yok yok. O çok zor iş. Yani yapanların Allah yardımcısı olsun da ben bir kere yaptım, havuza düştüm. Başka bir iş verin siz bize. Mutfakta çalışsanız nasıl olur? Mevsimde sıcak olur. Kafa açar mutfak şimdi. Can kurtaranlık yapayım ben. Lisansım var benim. Aa, güzel. O zaman hemen kıyafet ayarlayayım ben. Peki size ne yaptıracağız? Bana da verin bir tane can kurtaran kıyafeti. Sen yüzme biliyor musun ortam? Aa. Şaka yapıyor herhalde. Ben Boğaz'da öğrendim de yüzmeyi. Babamla akıntıya karşı yüzerdik. Çengelköy'den dalar, salacaktan çıkardık. Akıntıyla beraber demek istedim herhalde. Ama iyi salacaktan çıkmışsınız. Çanakkale'den de çıkabilir miyiz valla? Siz bana da ayarlayın can kurtaran kıyafet. Tamam, iki tane getiriyorum hemen. Her günde biri bu olmuyordur herhalde. Hı? Yok bir şey, bakıyorum öyle. Maliye denetimi geçirmiş küçük esnaf gibi. Ne düşünüyorsun öyle kara kara ha? Kobi Salim. Yok canım öyle kara kara falan düşündüğüm yok. Dalmışım biraz. Hadi hadi. Ben tanımaz mıyım 35 yıllık kocama ha? Var sende bir şey hadi söyle. Bak kızmayacaksın ama. Aa, niye kızayım canım? Anlat hadi. Battım ben Figen. Nereye battın? Basbayağı battım. Dibe vurdum. İflas ettim. Ayol insan çanak çömlek satmakla, kavun satmakla batar mı hiç?
her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdın. Sen yine haklı çıktın yani, ne desen razıyım. Nasıl becerdin peki? Benim o satmaya götürdüğüm tahta eşyalar, çanak çömlek var ya... ...zabıta baskın yaptı, bir tanesini bile satamadan hepsini aldı götürdü. Hadi çanak çömlekte yakalandın, yayaydın yani, onu anladım. E peki kavunlara ne oldu? Yani arabayla kaçamadı mı zabıtadan? Kavunların zabıtayla alakası yok canım. Kavunları ben çöpe attım. Niye attın çöpe kavunları? Hepsi kelek çıktı da ondan attım. Ah Salim, ah! Yani senin ne işin var ticaretle, ha? Anlamadın işlerle niye uğraşıyorsun sen? Kelek Salim! Yuh, yeni can kurtarana bakın. Bu ne be? Abi kaçmış vallahi. Yakından görelim bakalım ne kadar kötü olduğunu. Demir. Hı? Hayat çok garip. Çok sürprizlerle dolu. Tam böyle her şey bitti, buraya kadarmış dediğin anda yepyeni kapılar açılıyor önüne. Niye öyle söyledin? Ya bence böyle insan hissettiğini içinde tutmamalı. Söylemeli. Böyle bağıra çağıra söylemeli. O zaman söylesin insan içindekini hakikaten. Nil ben... Evet. Sen? Oh. Evet söylüyorum. Ya. Ne? Keşke ben bu olsaydım ya. Adam sahil güvenliğinden fırlamış gibi. Baksana şuna ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Bu kız numara mı yapıyor? Numaracılar sizi. Sahilmiş, güvenlikmiş. O dizi yayınlanırken siz daha portakalda vitaminleriz be. Abla, sen niye kızdın ki şimdi ya? Abla mı? Yolarım kızım seni. Boğ Allah bizi ama o kurtarsın. Bak vallahi bak bunların arkadaşı. Saçmalama, suni teneffüs yapacağım kıza. Suni teneffüs mü? Hiç gerek yok. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Kalk bakayım kalk, numaracı senin. Can kurtaranı meşgul etmekten dolayı dava açacağım sana. Manyak mısın sen? Be ne davası? Biz. Abartmıyor musun? Kızı karada boğacaktın ya. Ya abartmıyorum tabii ki ya. Dalga geçiyorlar diyorum. Baksana şunların haline gülüyorlar ya. Bunun boğulduğu falan yok. Boş yere gittin. Kıskandın mı beni? Ne kıskanması ya Allah aşkına yani. Hayır kıskanmıyorum. Dalga geçiyorlar. Ha, sen tamam. Hoşuna gitti kızlar. Anladım ben tamam. Amcanız sizinle oynamak istiyormuş. Hadi takılın birlikte. Ya saçmalama gel buraya ya. Ağlayacak psikopat çıktı ya. Sorma ya adamın manitası kıskanacak tabii. Kıskanmayacak gibi değil kız. Baksana şuna ya. Ya ne bakıyorsun? Çiçeği mi yiyeceksin? Yok canım. Nasıl yaptığına bakıyorum. Yahu biz bunları böyle satsak ya... ...bu ev yemekleri işinde çok para var. Tövbe tövbe. Hala iş diyor ya. Kolay mı zannediyorsun sen bunu yapma? Sabahtan beri sarıyorum. Bak anca bize kadar çıktı. Tamam. Öğretirsin beraber sararız. Figen, yaprak sarmasının kilosu rahat 20 liradan gider. Salim, sen iyice delirdin ha. Evet delirdim. Evet delirdim ve benim de delirmeme sebep olan sensin. Çünkü geçen gece Nil'le konuştuklarınızı duydum. Sen benimle zorla mı evlendin?
Yani aradan 35 yıl geçmiş yani. Ne alem var bunları konuşmanın? Zamanı mı? Evet. Tam zamanı. Şimdi tam zamanı bütün bunları konuşmanın. Bu 35 yıl boyunca didindim, uğraştım hep ailem için. Hep sizin için elimden geleni yaptım ben. Kursağınızdan bir kuruş haram lokma geçmedi sizin. Ya tamam tamam Salim ya, bir sakin ol. Biraz otursana sen. Sakin falan olmayacağım. Çünkü başarısızlığımın tek nedeni sensin. Hiç destek olmadın bana. Figen, sen beni hiç sevemedin. Olur mu canım? Sen evimizin direğisin. Kocamsın sen benim. Bırak Allah aşkına Figen. Ne direği ne evi Allah aşkına. Babanın evinde iş güvesi gibi yıllardır patladım sıkıntıdan. Ben annemin evine gidiyorum. Aa, bu yaştan sonra olur mu canım? Rezil olurum ben. Kadın kocasını evden kaçırdı derler. Bu durumda bile sadece kendini düşünüyorsun. İnsaf be kadın. Hakikaten insaf. Salim. Salim. Ay vallahi yani bak, bir an önce şu işi bitirelim. Benim çok sinirim bozulmaya başladı. Şu bikinili ergen kızları denizde boğacağım yani. O olacak sonunda. Gülme yani, sen rahatsız olma diye diyorum. Bakıyorlar da içine düşecekler. Kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Ay şuraya bak. Altımı ıslatmışım gibi olmuş. Denizde oldu. Çıkartayım işte be kurusun. Ha, olmaz. Ne olmaz? Olmaz, çıkaramazsın. Hayır, kurutacağım işte güneşte. Hayır, herkes bakar. Ne öyle deniz feneri? Gidi, gidi. Sen beni kıskanıyor musun? Yok canım. Ne alakası var? İş yapıyoruz diye söyledim. İyi, tamam tamam. Ama bak, üstünde kurusu hasta olacağım yani. Senden bilirim, söyleyeyim. Tamam, bakarım ben sana. Ya. Yine bakıyorsun öyle. Hemen bakmayayım mı yani? Ya bak tabii. Ya bakacaksın ya. Allah göz vermiş. Bana bakacaksın yani. Sana bakacağım tabii. Ya bakacağım. Öyle mi? Ne? Ne diyeceğim ben ne? Sana aslında? Ne? Ne söylesen şunu? Ya. Demir Bey! Demir Bey! Ne var lan Kamil Bey? Size bir şeyler ikram edelim. İçecek bir şeyler yollayayım. Şöyle karpuz yollayayım. Ha? Serin serin yersiniz. Ha, yollayın. Karpuz kavun yollayın bize. Yollayayım değil mi? Ben hemen hemen yolluyorum. Turp suyu sıktım, onu da yolla Kamil. Ay ya bıktım ya. Yani hep bir şey. Ya kabine gidelim. Anlamadım ya. Ne öyle iki baktın diye yani. Oraya mı getirdin işi? Saçma sapan konuşma. Kabin mabin yok. Unut kabini. Çok eğleniyorum seninleyken biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ama kabini unut. Yani öyle bir şey mümkün değil yani. Sen beni ne sandın ya? Hala kabin diyor ya. Hayır, bir şey diyeceğim yalnız. Şunu bir kafana sok. Ben senin o bildiğin kızlardan değilim. O takıldığın kızlardan değilim yani. Tamam mı? Ne o öyle? Kabinlerde fingir fingir. Tövbe tövbe. Ya kızım, şu tipsiz kabine girdi. Hala çıkmadı. Şüphelendim. Onun için diyorum. Araştırma için söylüyorum. He. Araştırma, inceleme, kamera şeysi falan. Tamam tamam. Hadi gidelim tabii, araştıralım. Of. Ya ben çok darlandım burada beklemekten. Boşu boşuna bekliyoruz burada. Vallahi kaçarı yok. Bekleyeceksin Neco. Şu kapıdan var ya, kuş uçurtmamamız gerekiyor bizim. Ya ne kuşunu uçurtmayacağız? Anlamadım ki, masum kadıncağızın evin önünde biz neden bekliyoruz? Sana söylüyorum, suçlu o müessese sahibi Kamil. Ahmet'e bak, buraya da yazıyorum bak. Pis tükürük tükürük arabayı yazıyorsun ya. Bir şey olmaz, Kamil yazıyorum ya. Neco, çocuk gibisin ya. Aman. Bu ne ya? Anam! Berksund! Berking değil mi o? Evet. Adresi buldum. Görüşürüz. Resmen buraya gelmiş. Bacağı mı elliyorsun? Ay bacağına, sanki ben çok iyi bilerek elliyorum. Al. İyi.
Birader bitmedi mi işin? Kardeşim başka kabin mi yok? Ne dikildin tepeme? Başka kabin yok. Hem ben burada soyunacağım. Ne yapıyorsun içeride iki saattir ayrıca? Ne yapacağım? Mayomu değiştiriyorum. Islak ıslak üzerimde mi kurusun? Dursun ya. Erkek adam değil misin? Erkek adam mayo mu değiştirir ıslak diye? Sana ne be adam? Sana mı soracağım? Islak mı kuru mu değişti? Tövbe tövbe. Bak ayar oldum sana ha. Tamam Demir, tamam. Sakin, sakin. Tamam, buyurun beyefendi, buyurun. Deli midir nedir ya? Şikayet edeceğim seni. Uyuz oldum sana. Fazla açılma. Açılırsan kurtarmam, boğulursun valla. Ay sen de Demir ha. Abartıyorsun bazen gerçekten. Sana ne hem adamın ıslak mayosundan yani. Belli ki titiz bir adam. Var mı bir şey? Yok vallahi ya. Dur bir de ben bakayım. Yok hayır. Ah. Dur ne yapıyorsun? Hayır çıkar mısın dışarı, yanlış anlayacaklar. Ya neyi yanlış anlayacak? Dur bir dakika. Ya saçma sapan hareketler yapma şimdi, yanlış anlaşılacak. Ya neyi yanlış anlayacaklar? Bakayım arkanı dönme. Yapma 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 hiç bak hiç. Demir ne yapıyorsun? Demir. Demir bak. Ne? Bakışlar falan bile fayda etmiyor. Sıkıştırmalar ne falan. Fantezi denemeleri. Bir dakika, bir dakika ya. Ne fantezisi? Jandarma kamerayı şurada aşağıda bulmamış mıydı? Benim izlediklerim üst açıdandı. Başka bir kamera daha olmalı buralarda. Demir. Ha? Sen izledin mi o görüntüleri? Ya ne çok seyrettirdi. Üf diyorum sana ya. Sana ne ya? Sana ne milletin özel görüntülerinden? Nasıl izlersin? Röntgenci misin sen? Ya ne alakası var? Neco'yu bilmem ama ben tamamen adli bir durum. İçin. Meraktan değil yani. Burada işte. Ha. Aferin be. Aha, hafıza kartını çıkarmışlar. Nasıl, ne o yani? Yani görüntüler internette dolaşıyor olabilir demek. Terledim ya. Aa. Sıcak ya, çok burası. Rezalet, vallahi rezalet. Can kurtaranlar kabinde mercimeği fırına veriyorlar. Gençlik bitmiş ayol. Aa, yok öyle bir şey ya teyze, yanlış anladın. Ayıp ama. Belli belli. Sizi Kamil Bey'e şikayet edeyim de görün siz. Terbiyesizler. Teyze yanlış anladın sen. Adli bir durum söz konusu. Ne adliyesi be? Ne olmuş ki? Ben de burada giyindim. Aa, iyi iyi. Yargısız infaz. Hak ettin ama sen bunu. Hadi. Sen de mi burada giyindin? Hadi ya. Eyvah eyvah. Terbiyesizler. Meşhur oldu. Müge Hanım, yaşadığınız talihsiz durumu duydum. Size yardım etmek için buradayım. Nereden duydunuz avukat bey? Olay yerinde çok itibarlı bir müşterim varmış o gün. Gerçi ben böyle davalara bakmam ama çok ciddi mağduriyetler söz konusu. Size ve dostlarıma yardım etmek isterim. Bana konuyu biraz anlatır mısınız lütfen? Adresimi nasıl buldunuz? Müge Hanım, kendimi övmeyi sevmem ama ben bu ülkenin yetiştirdiği en önemli avukatlardan biriyim. İstihbaratım geniştir. Benim avukata ihtiyacım yok. En azından şimdilik. Anlayamadım niye? Ben Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nil Hanım ve Demir Bey ile görüştüm. Onlar kimseyi duyurmadan arabulucukla çözecekler bu olayı. Anlıyorum. Ben yine de size kartımı vereyim. Arabulucukla istediğiniz tazminatı alamayabilirsiniz. Eğer fikrinizi değiştirirsiniz, lütfen beni arayın. Peki. Teşekkürler. Ben çocuk düşünmüyorum. Öyle mi Neco? Aa, ben de şu anda artık seninle gelecek düşünmüyorum. Ama sen Emre yanlış anlıyorsun Çizilim. Öyle demedim ki ben, çocuğu hemen düşünmüyorum ben. 10 sene birbirimizin keyfine güzel güzel bakalım. 10 sene böyle iyice artık böyle birbirimizin keyfine baktıktan sonra... O nasıl çocuk düşünürüz? Neden düşünmeyelim? 10 sene sonra. Tam 10 sene sonra yani. 10 sene sonraki yaşımda ben acaba çocuk doğurabilir miyim? Çok riskli bir kere. Ne var ya? Beni de anaların anası anacığım 43 yaşında doğurmuş. Al. E sonuç ortada işte. Ay. 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 Espri yaptı bir de. Ay. Ben bir kere İtalyan mamalarla büyüdüm. Öylesin gibi böyle ekmek papara yapmadım böyle ıgı 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 diye. Benim dayımgiller Almanya'dan Köln'den gelirken abi İtalyan mamalar getiriyorlardı. Hep bana tarihi geçmiş mamalarla büyüttüler beni. Sen ne diyorsun? Nasıl belli oluyor biliyor musun? Resmen gözünün içi parlıyor ya. Sende zaten başka bir şey var. Ha bak. Şu cildimin güzelliğine bir bak. Bunları hep, bak kaz ayaklarıma mesela. Anladın mı? Şu güzelliğine hep tarihi geçmiş İtalyan mamalara borçlu. Dayımgiller, Allah razı olsun. Peki şey yok muydu Neco, böyle boy uzatan bir mama? Ha? Ben boy uzatan mamalardan kullandım zaten. Boyu uzadı. Komiserim. Hayırdır gençler?
sen ne arıyorsun burada? Bergsund. Müge Hanım müvekkilim olur. Peki ya siz kumrular ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Halaya geldik. Neco'nun halasına, onun anısına geldik. Halama geldik. Pazara gitmiş de biz burada oturup bekliyoruz. Halamı bekliyorum. Öyle mi? O zaman halanın elinden öperim canım. Berkant kaçar. Yürü, yürü Neco. Yürü, hemen ofise gidelim. Bu var ya kadını böyle dava açmaya falan ikna ettiyse yandık yani. Müge Hanım haklı galiba. Jandarmanın bulduğunun dışında bir kamera daha bulduk kadında. Nasıl yani ya? İkinci bir kamera yani. Allah Allah. Biri taktı bizim kabinlere. Ya kim yapar bunu? Biri bizi mahvetmeye çalışıyor. Bu işin içinde bir iş var. Ama yapan kişiyi bulacağız, merak etmeyin. Bir şeyler bulursak da size haber veririz. Aman diyeyim, bu olay duyulmasın. Kabindeki durum bu. Nil'in söylediği gibi. Kabinde bir kamera daha bulduk. Hangi kabinde? Aynı kabinde. Aynı kabinde bir kamera daha var. Neco, ben o kabinde giyinim çıkardım her şeyimi. Nerede o görüntüler? Sen ne yapacaksın görüntüleri? Sapık mısın nesi? Sapıklıkla ne alakası var? Ben de giyindim soyundum o kabinde. Benim et et değil mi? Benim vücudum vücut değil mi? Ya Nil, ya Nil. Eğer internete düşerse görüntüler babam var ya mahveder beni. O plajı yakıp yıkar, mezar yapar oraya. Hepimizi tek tek gömer oraya. Ay bu bizim için de hiç iyi olmaz yani şirket için. Ne yapacağız ya? Tamam tamam, sakin ol kızlar. Ben o şerefsizi bulacağım. Kendi ellerimle gömeceğim oraya, merak etme. Kanka, siz ne yaptınız? Kadının evine gelen giden var mı? Var, Berkant ne bu? Berksin. Berkont. Berkant mı? Evet. O ne alaka ya? Bilmiyorum ki ne alaka. Sanki herifin ajanı var ofiste. Nefes alsak haberi oluyor ya. Allah Allah. Kimin ajanı olduğu belli değil mi? O ne demek? Bence çok net. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Sen niye böyle bir şey söyledin şimdi? Bana ajan mı diyorsun? Bunu mu ima ediyorsun yani? Haddini bil. Ne alakası var ya? Aramızda Berkant Kunter'de en samimi olan, hatta burayı bırakıp onunla çalışan kim acaba? Bence çok net. Aho, yeter. Nil neden böyle bir şey yapsın ki? Ne ihtiyacı var kızın? Artık benim daha fazla kendimi savunmaya ihtiyacım yok. Demir sağ olsun kimin ne olduğunu biliyor. İnanamıyorum ya. Efe bak. Buyur kocacığım. İyi nasılsın Salih? Sakinledin mi biraz ha? Bak ben gözümü seninle açtım. Seninle de kapatmak istiyorum. Ne olur birbirimizi kırmayalım bu saatten sonra. Bu ne? Acele denek aranıyor. İlaç firması için. Ne demek bu? Firma bir denek alacak. Üzerinde ilacı ilk kez deneyecekler. Sonuçlarına bakacaklar. Ben bu işe başvuracağım. Çünkü parası çok iyi. Aa, fare misin sen ayol? Hayatta olmaz. Kim bilir bu ilaçların ne kadar yan tesirleri vardır. Ölürsün vallahi. İyi işte. Sen de kurtulursun. Buradan alacağın tazminatla da ister gemi seyahatine çıkarsın, ister boğazda balık yersin. Ay ben sensiz ne yapayım? Boğazı da balığı da ha? Bana sen lazımsın sen. Efendim kızım. Ya hayatta olmaz. Çabuk buraya geliyorsun. Sen iyice o evin kızı oldun çıktın. Aa, ne demek gidiyorum? Bana bak çabuk gel dedim. Kapattı. Bak 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 terbiyesine bak. Yani benden izin almak için değil de ben merak etmeyeyim diye haber vermek için aramış beni. Ya sen de bir şey söylesene. Sakin Salim. İktidarın gittikçe sallanıyor Figen Hanım. Yapayalnız kalacaksın sonunda.
Aa, sen nereden çıktın? Hoş buldum Muazzez teyze. Başka birini bekliyorsanız ben hiç rahatsız etmeyeyim yani. Olur mu öyle şey ya? Sen benim misafirimsin. Ayrıca hayırdır anne? Canım bir şey olmuyor. Ben hani böyle aniden habersiz gelince onun için söyledim. Tabii geç kızım. Buyur buyur otur. Ayten biz bir mutfağa bakalım yemeklere. Geçin siz. Ben... Otur. Ya Demir ben gideyim ya. Baksana annen bir tuhaf davranıyor anlamadım. Geldiğimde öperdi, sarılırdı. Niye böyle tuhaf davranıyor ki annen? Gel saçmalama. Sen benim misafirimsin. Otur gel. Yok vallahi ben şimdi... Gel otur. Büroda sürekli birlikteyiz zaten. Sıkılma sonra benden. Yok canım niye sıkılayım senden? Şey bir daha beni terk edip gitme öyle olur mu? Ne? Ofisi diyorum bırakıp gitme bir daha. Ha sen onu diyorsun. Olur tamam. Deliye gerildim ben vallahi. Hakkı mahvolduk Hakkı mahvolduk. Yine ne oldu Muazzez? Ah ne olacak ben Ahu'yu davet ettim ya. Demir de Nil'i çağırmış Ahu kuduracak şimdi. Hani iki cambaz bir ipte oynamaz. Ahu'ya da mahkumuz. Böyle şirin görünmemiz lazım ya. Ne yapalım canım idare edeceğiz artık yani. Başka çaremiz mi var? Gelmişlerse gelmişler artık. Kovacak değiliz ya kızı. Zaten bana bozuldu o. Niye? Ben hep iyi davranırdım ya böyle beni suratlı görünce. Ay iki arada kaldım ben Hakkı. Allah yardımcımız olsun ne yapacağız biz? Ya git sen bilirsin şimdi idare etmeye çalış. İdare edeyim. Hadi. Edeyim değil mi? Tamam gidiyorum. Hayırdır ne oluyor? Birini mi bekliyoruz? Ayça mı geç kaldı yine? Yok Ayça evde. Hazırlanıp inecek çocuğum aşağıya. Niye hazırlanacak Ayça'ya? Ne demek oğlum? Yemeğe inecek, giyiniyor kız. Pijamasıyla mı insin yemeğe? İyi sende bir işler var mı Aziz Hanım ama hadi hayırlısı çıkar fayası yakında. Bu kim ya? Ben Ayça'yım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl olmuş o? Ayça'cığım bu ne güzellik. Tam sana söylediğim gibi. Bravo. Muhteşem olmuş kombininde bu takılarla. Beğenmene sevindim. Kimler var? Ben seni karşılamak için şimdi indim ama kimse yok sanırım. Bu gece en özel konuğumuz sensin bence. Annem bile döktürdü senin için. Hadi içeri gidelim. İyi tamam. Ne iş var ya burada? Canım Ayça ile arkadaş olmuşlar. Davet etmiş Ayça. Allah Allah. Ahu. İyi akşamlar. Hoş geldin Ahucuğum. Hoş bulduk. Bu ince yemek davetiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar da sizin. Ha, çok teşekkürler. Sağ olun. Bana da sürpriz oldu ama iyi ki geldin. Alayım ben onu. Al canım al. Geç Ahucuğum sen geç. Size de iyi akşamlar. O ne öyle Ayten'cim? Onu ben getirdim. Bizim oraların en meşhur yemeği. Kendi ellerimle yaptım sizin için. Hadi o zaman servis et bakalım. Teşekkür ederim. Bakayım tadına. Nefis, nefis, harika. Afiyet olsun efendim. Denesene ya. Ne bu böyle? Köfte, püre. Yapıştırıyorum.
Onların oranın en meşhur yemeği oluyor işte. Annen bayıldı ama kendinden geçiyor yerken. Bravo sana Demir ya. Sonunda Avcı'yı da bir sevdirdin annene. Ya benimle ne alakası var? Nasıl? Beğendiniz mi? Yani normal yemek işte yani. Öyle çok abartılacak bir şey yok yani. Aa, Nil kızım ne kadar ayıp. Yani Ahu elleriyle yapmış, bize getirmiş. Eline sağlık denir değil mi yavrum? Eline sağlık çocuğum. Afiyetler olsun. Demir, annendeki bu 180 derece değişim nedir? Bilsem söyleyeceğim ama bilmiyorum. Allah Allah. Hayır, siz bir ara yakınlaştınız ya Ahu'yla. Acaba anne şimdi sizi yakıştırıyor mudur, nedir? Hayır canım, ne alakası var? Ya gerçekten nefis olmuş, bayıldım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Ne var bunun için? Ne var bunun içinde? Çok merak ettiysen tarifini bir gün veririm sana da. Yok. Muazzez teyze, ben size bir Özbek pilavı yaparım. Parmaklarınızı yersiniz. Sen Özbek pilavı. Sen Özbek misin kızım? Bırak onu Özbekler yapsın. Sen avukatlık yap, arabuluculuk yap değil mi? Nil, canım benim. Demir, Demir annene bir şey der misin artık? Bir şey söyler misin? Derim hayatım, derim. Nil bir yemek yapsın. Yemin ediyorum adınızı unutursunuz üçünüz daha. Birbirinizin ismini söylersiniz kendi kendinize, anladın mı? Şaşırırsınız. Böyle bir et pişirir. Etek çatalı vurdum ikiye bölünür yemin ediyorum. 25 dakikada 5 kap yemek koyar önünüze, şaşırırsınız. Ne tatlı Demir, Demir. Abartma, istersen şimdi yap diyecekler, rezil olacağım. Yani yok artık Demir'cim. Yani Nil tanımasak götürebilirsin ama. Nil yumurta bile kıramaz. Öyle mi? Ben o yumurtayı senin kafanda bir kırarım. Şşş! Ne kadar ayıp bakayım Nil. Yemeğimizi yiyin. Evet. Ben bir lavaboya kadar gideceğim, izninizle. Tabii, sen biliyorsun yeni yavrum. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, izninizle. Ben de kahveleri yapayım o zaman. Hadi yap bari sen de kahveleri, hadi. Geliyorum, geliyorum. Aldı derim, psikopat derim. Tamam kızım, sus, yakalatacaksın şimdi bizi. Hadi yürü. Kahveci güzeli mi? Ya deme öyle şeyler, utanıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Demir sakın sakın bak yapma. Geçen sefer döktük bütün kahveleri. Ne olur bak, bunları da zar zor köpüğünü ayarladım zaten. Tamam bırak, bırak kahveleri, bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, bizimkiler saçmaladılar içeride. Yok ya, sen niye özür diliyorsun ki? Sen zaten beni korudun. Ya yani ezdirmedin ailene karşı. Ama biraz abarttın mı sanki? Ya 25 dakikada 5 kap yemek ne demek? Ben nasıl yapayım onu Demir? Ya ne fark edersen bana.
Ekmeğin arasına kırmızı soğan karı. Vurur bana vururum Esra'ya ya. Yeter mi ya o sana? Yeter, zeytinyağı açayım ben senin eline. Aman bak bak, laftan bak. Ay şunlara bak, şunlara. Ya biz bunları ayırmaya çalıştıkça bunlar birbirlerini yürüyorlar. Dur sen dur. Biri bir planımızı işlemeye başlasın. Ne görürüz kim kime yürüyor, hadi tamam. Ben daha da bir mağarada mıyım ya? Oradan yeter artık. Bilgisayarı bırak, onu bırak. Ben sana cüzdan var burada, para var içinde. Onu vereyim ha. Şşş amca, sen uyumana bak, uyumana. Rahatına bak sen, rahatına. Ulan nereye gitti bu? Ay Allah kahretsin. Gitti herif ulan. Aldı bilgisayara gitti. Ulan eve hırsız giriyor, kimsenin ruhu duymuyor. Ne biçim ev burası be? Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Ne? Valla... Gerçi mutfakta da söylenmez böyle bir şey ama... Ya Demir ya, sabahtan beri bir şey söyleyeceğim diyorsun, sonra vazgeçiyorsun. Söyle artık, lütfen. Ben... Eve hırsız girdi, bilgisayarı çaldı. Ne? Koş, bağır, çağır. Çabuk yakalasınlar kaçmadan. Koş! Daha önce hiç söylemedim biliyor musun? Ondan zor geliyor biraz. Ben... Seni... İmdat! Hırsız sahibi! Ha? Ne var lan Ayten Hanım? Hakkı Bey laptopunu çalmış, odasından çıkarken gördüm. Allah kahretsin. Allah kahretsin, ne hırsızı şu anda? Topçular feribotunun hareket saatini. Ne alaka ya? Ya ne alaka tabii, beni sevdiğini. Hadi ya, ben seni dinleyemiyorum içine. Şeye bak, duruyorum bütün internet sitelerine bakıyorum ya. Bizim çıplak görüntüler bir yerde yayınlanmışsa var ya, mahvolduk demektir. O zaman yanarım işte. Demir bulacak, yapan kişiyi bulacak. Zaten hayatta izin vermez internete sızmasına. Ya o görüntüleri bulunca hiç izlemeyelim bile. Hemen yakıp yıkalım, ortadan kaybedelim o görüntüleri, tamam mı? Tamam tamam, merak etme sen. Bu Muazzez teyze bir şey söyleyeceğim. O benim dikkatimi çekti. Sana niye böyle gıcık gıcık davranıyor? Böyle tavırla değil mi? Son zamanlarda bana öyle geliyor. Hı?
Ay sorma Çisil ya. Yani çok üzülüyorum. Hayır, yani bizi Demir'le baş göz etmeye çalışan Muazzez teyze gitti. Yerine Ahu ile Demir'i böyle birbirine bağlamaya çalışan, Ahu'yu öven bir kadın geldi. Niye böyle oldu? Ben çok üzülüyorum ya, anlamıyorum. Ay bu Demir bu dengesizliğini galiba annesinden almış. Böyle derler ya anasına çekmiş diye, öyle bir şey yani bence. Hayır, bir yanlışlık da yapmadım. Yani saygıda falan da kusur etmedim. Annemden dolayı desem. Hayır, o da olmaz. Çünkü bunlar bizi kendileri davet ettiler evlerine kalmaya. Kafam çok karıştı ya Cisil. Bu Muazzez Hanım teyze anladığım kadarıyla ikizler burcuydu değil mi? Demek ki o dengesizliği oradan geliyor onun. İkizler burcu böyle olur, ben biliyorum. Ya tam böyle Demir'le aram düzeldi derken Muazzez teyzenin gözünden düştüm, görüyor musun? Günaydın, günaydın. Hakkı bilir hukuk bürosu. Sevgili arkadaşlar, Müge Hanım'ı arabuluculukla ikna etmeye boşuna uğraşmayın. Çünkü zamanınıza yazık. Erkuş, sen hiç dert etme. Bizim bu kadar çok zamanımız var ki. Seni 45 dakika su molası vermeden sevabına döverim. Ya Demirciğim, ne oldu senin başına ya? Bayağı imar izlemişler. Yapanın eline sağlık. Ya bak sadece Nil'e yeminim var, o yüzden bir şey yapmıyorum. Ayrıca galiba bu benden hoşlanıyor kanka. Bunu sen dayak manyağı yaptın ya zamanında. Şimdi geliyor böyle. Yine Demir, beni dövsene. Böyle eli ayağı titriyor bunu. O yüzden hiç sen yani bulaşma buna. Kanka makarayı bir tarafa bıraktı. Bu şerefsizin bizim her yaptığımızdan nasıl haberi oluyor? Hiç anlamıyorum ki. Ya ben söylüyorum işte. Bizim ofiste bir köstebek var. Bence işi gücü bırak, bununla ilgilen birazcık. Ya bizim ofiste bu hainliği kim yapacak anlamıyorum. Sen kaç kişiyiz zaten orada ya? Bence Nil. Yani sen kabul etmiyorsun ama bence gerçekten o. Ya Ahu, saçmalama. Niye yapsın kız? Ofiste patron zaten. Manyak mı kendi ofisine köstebeklik yapsın? Hadi ben bir şey alacağım. İstiyor musun? Ben de bir çay alacağım. Ben tamam. Günaydın. 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 Çay alacağım ben. İster misiniz? Ha, yok istemem. Ben de geleyim sen. Nil. Gerek yok. Nil, 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 Nil. Allah. Nesi var bunun? Ya bu Berkunt geldi, bunun canını sıktı, tamam mı? Yok ofiste köstebek var dedi, bir şey dedi, delirtti çocuğu yine sabah sabah. Ha, yanındaki kırmızılı da Nil Nil diye babaladı değil mi? İnanamıyorum ama yani. Hayır, hala şunun dediklerine inanıp da bana tavır mı takınıyor Demir Bey de? Ya yok canım. Yok be, ne alakası var? Günaydın falan dedi çocuk gayet. Demek ki birazcık siniri bozuk öyle Berkant'tır, hırsızdır falan. O yüzden yani sen de hemen şey yapma. Görüyorsun işte bak, herkes her yere kamera yerleştiriyor. Herkes birbirini izliyor. Yani belki bizim ofiste de olabilir. Belki Berkant'la ortak bizim ofise de kamera yerleştirmiş olabilirler. Oh, Allah aşkına saçmalama ya. Ya Demir şu ayaklarını indir Allah aşkına ya. Bak lütfen rica ediyorum sana. Şimdi pat diye bir müşteri gelir, rezil oluruz. Ya kim görecek, tatlı şey, bir şey olmaz. Tamam. Aha. Laps. Gelmiş oğlum benim. Ne oldu, ne buldun? Bilişimci bir arkadaşım mail atmış. Müge'nin görüntülü yan sitenin IP adresinden ev adresini bulmuş. E süper bir haber bu. Hadi gidelim. Yok, biz Prec'e gideceğiz. Neco, sen al Cisil'i. Şu adrese gidin, yalnız bu. O sitenin sahibinin adresi, dikkatli olun, tamam? Tamam kanka, merak etme. Hadi yürü. Hadi biz de Prec'e. E hadi bakalım. Hadi bakalım. Planımız tıkır tıkır işliyor. Demir de artık iyiden iyi, ofiste bir köstebek olduğunu düşünmeye başladı. Ben de Nil'i suçluyorum böyle alttan alttan. Nil'in olduğuna ihtimal vermiyordur herhalde. Verecek. Verecek çünkü Demir de artık ofiste bir kamera olduğuna inanmaya başladı. Güzel. O zaman bu durumu hemen kendi lehimize çevirmek bizim elimizde Avcı'm. Bak şimdi, Demir'i bir şekilde gizli kameraları bulmasını sağla. Ondan sonra kameraları izleyenin Nil olduğunu düşündürerek... Nil olduğunu ispatlarsak ortalık birbirine girer. Ve Nil'le yolları tamamen ayrılır. Al bakalım. Güvenlik kameralarının şifresi. Hakkı Bey'in bilgisayarından. Anladım. Bergstein.
Nasıl her attığımız adımdan haberi oluyor anlamıyorum ya. E Demir işte biz ondan nasıl haber alıyorsak o da pekala sağdan soldan duyarak işlerimize çelme takabilir. Bu Denyo'nun kesin bir köstebeği var. Nil, senden bir şey rica edeceğim. Şu köstebeği ortaya çıkarana kadar ne olur şerefsizle konuşma. Selam bile verme, olur mu? Sen ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Ben miyim köstebek yani? Ne? Sen nasıl böyle bir şey ima edersin bana ya? İnanamıyorum sana Demir. Ya bana bak. Delirdin mi kızım? Gel buraya gel. Ne alakası var? Saçmalama ya. Ben sana niye köstebek diyeyim? Öyle şey olur mu? Ya bak bu Berkan şerefsizin tekidir. Sen iyi niyetle bir şey söylersen ağzından laf alır diye söyledin. Ha, inanamıyorum sana ya. Ben saf mı görünüyorum senin gözünde? Ya hayır bana bak. Ben sana saf falan demedim. İyi niyetli dedim. Ya sence ben elimdeki davayı başkasına kaptırır mıyım? Ha? O göz var mı bende? Bir bak. Ya tamam kızım özür dilerim. Yanlış anladın ya. Hayır ben uğraşamam sizinle hanımefendi. Dünden beri bir sürü şey söyledim. Yine getirmediniz hiçbir şeyi. Sakin olun. Ay bebek sakin olun ya. Nasıl bağırmam hanımefendi? Nasıl bağırmam? Hayır işin aslı nedir onu öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz zaman ne olur. Ben bekleyemem. Vazgeçtim. Mahkemede arayacağım haklarımı. Of. Uğraşamayacağım tamam, sizinle. Tamam ne olur sakin Müge Hanım, ol. Müge Hanım bir dakika ne oluyor? Bir sakin olun lütfen. Ben sizinle konuşmuyorum. Artık benim bir avukatım var. Buyurun bu da kartı. Onunla konuşursunuz. Ama uğraşamayacağım ben sizinle. Yok. Pas. Otur. Aferin o benim oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Gel oğlum buraya. Aman. Korkma. Gel. Kimin bu köpek? Kocamın köpeği. Niye sordunuz? Bilmem hani çok sevimliymiş de ondan. Sonsuza dek elveda Nil. Artık casus olarak yakalanacaksın ve tamamen biteceksin. Şşş! Boyalı kuş. Ne yaparsın orada? Sana ne be? Maillerime baktım. Bakamaz mıyım? Yasak mı? Gel bir dakika. Gel. Ne oldu? Hocam ben yalnız gireyim içeri. Tamam mı? Çünkü daha böyle sivil polis gibiyim. Bir de burada it vardır, kopuk vardır. Şimdi sen girme burada. Bekle burada. Ben de polis gibiyim. Baksana askılara. Evet sen de polis gibisin ama çıplak bir polis gibisin Çesin. Keşke giyinip gelseydin Çesin. Bir de böyle yapıyorsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bilişim suçlarından komiser Naci ben. Buyurun komiserim. Bak bakalım şu IP adresine. Hangi masadan geliyor? Tamam çocuklar, girdim ben olay mahallindeyim. Hayırdır, mevzu nedir komiserim? Öğrenirsin birazdan birader, öğrenirsin.
37 numara komiserim. Hangisi 37 numara? Orada. Kul... Lan! Çiçek uçuyor! Ya abi ben bir şey yapmadım ki ya. Bir şey yapmadıysan ne kaçıyorsun çakal? Seni pis sapık seni. Abla vurma, niye vuruyorsun ya? Sus, cevap verme ablana. Ulan çakal, senin kırmızı noktalı internet siteleriyle ne işin var? Senin yaşın ne, başın kaç? Konuş. Abi yok öyle bir şey ya. Konuşma. O şiledeki kabinlere gizli gizli kameraları yerleştirmişsiniz. Milleti çekip böyle sitelerde yayınlıyorsunuz değil mi sapıklar? Ya abla yok öyle bir şey. Kamera mamara yerleştirmedim ben ya. Zaten ben öyle çalışmıyorum abi. Ben tırmanı güzeldi abi. Biçimsiz. He? Madem senin tarzın ne? Yengenin de görüntüleri var mıydı orada? Yengenin de görüntüleri abi, yayınlandı abi, bu orada. Cevap ver. Var mı lan benim görüntülerimde? Doğru söyle. Vallahi bak Necu abim seni döver. Ben de böyle karnına karnına yumrukla girişirim senin. Bir de dişini kırarım zaten tipsizsin. Bilmiyorum abi ya. Ben var olan videoları sitelere koyuyorum. Zaten bir de biliyorsunuz bu aralar sürekli kapatıyorlar falan siteleri. Canın sıkkın senin de tabii değil mi? Ha, rakamlar düştü mü? Borsa düştü mü bu aralar? Abi yani ben öyle görüntülerle, kamera yerleştirmeyle falan işim olmaz abi benim. Yanlış şeyler abi bunlar. Madem yanlışı doğruyu biliyorsun. O plajdaki kabinlerin içindeki kamera görüntülerinin senin internet sitelerinde ne işi var? Ha abi, bir kadın bana yolladı onu mailli abi. Ondan sonra ben de onu yayınladım. Yayınla dedi bana. Adı ne lan kadının? Adı yok. Adı yok diye kadın ismi mi olur? Köpek ismi mi bu? Kadının adı ne? Yok yani adını bilmiyorum abi. Kendisi bana işte şey yaptı. İlkten telefonla konuştuk. Fake hesaptan yolladı videoyu abi. Yayınladım. Görüşürüz abi. Öyle. Gel buraya gel çakalım. Abi. Nereye gidiyorsun abi, sen? Abi yapma ya. Sizin ananız danınız yok mu? Abin de mi yok senin? Senin abini olup dönmek abi, lazım. Abi yapma ya. Al bunu çıplak komiserim. Bir şey yapmadım ki. Gel. Gel diyorum ya. 40 bunun başında bir şey istiyorum. Dur, şurada dur. Demir, hadi gidelim buradan, biri görecek. Vallahi görsün ne olacak? Kıllandım adamdan. Bir kere bir dinlesen ölür müsün ya? Ne yapıyoruz biz burada? Oha. Kamil seks sitelerine bakıyor. Cacıkçı çıktı. Bakayım. Bakma sen. Niye bakıyorsun ya? Bak. Neco. Neco orada mı? Çıplak. Ne alaka? Bilmiyorum. Kapıyı görüntülerim onlar. Suç istiyor bana. Ağzını burnunu kır oğlum. Kıralım Levo'nun ağzını burnunu, belini. Ne oluyor lan burada Kamil Bey? Ya Demir Bey, hayırdır inşallah? Terbiyesiz adam. Ne terbiyesiz, ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor lan? Suçüstü yaptı. Daha ne olacak çocukçu? Ne suçu ne üstü ya? Saçmalama. Bir dakika. O benim şahsi bilgisayarım, bir kere açtırmam. Bak Kamil, iki tane seçeneğim var. Ben bu bilgisayarı açacağım çünkü. A, izin vereyim güzel güzel açsınlar. B, ağzımı burnumu kırıp öyle açsınlar. Hangisi? Açtırmam. Yanlış cevap. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz kocaman ya? Emel Hanım lütfen sakin olun çünkü siz daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz birazdan. Hiçbir şey yok. Ben sadece güvenlik kameralarına bakıyordum. O kadar yani. Müge Hanım değil mi bu? Bu ne lan? İş güvenlik mi bu da? He? Kamil bunlar senin bilgisayarında ne arıyor? Vallahi göründüğü gibi değil karıcığım ya. Bu, tamamen iftira yani. Başka hiçbir şey değil. Gel buraya. Lan! Çisil, bu çocuk kim ya? Bu çocuk ayık sitelerin sahibi. Ona görüntüleri veren kadının adını bilmiyormuş ama görsem tanırım dedi. Biz de buraya getirdik bunu. Kim o kadın? Kim oğlum o kadın? Kim lan? Abi bilmiyorum ismini diyorum. Ne konuşayım ya? Yürü git. Bu mu lan o kadın? Bak lan. Aa, evet abi bu. Çok iyi değil mi? Yürü git. Yani. Bu görüntüleri buraya koyan Müge Hanım'ın ta kendisi o zaman. Nasıl olur bu? Efendim şöyle olur, izah edeyim. Kamil Bey ile Müge Hanım Tarhan'a bulgur langır lungur olmuş. Anlayamadım. Yani... Sevgililermiş. Saçmalamayın, ne diyorsunuz siz? Kocama iftira atıyorsunuz. O yapmaz öyle şeyler. O kadının suçudur. Bilir hukuk bürosu iftira atmaz Müge Hanım. İşin içinde bir manitacılık söz konusu. Nereden anladınız? Efendim şuradan anladım. Sizin köpeğiniz paspas Müge Hanım'dan komut alıyor. Yani aynı sizin gibi. Daha doğrusu
Müge Hanım paspasın annesi sayılır. Cici annesi. Allah cezanı versin seni Kamil. Sen nasıl yaparsın bana bütün bunları? Bence Kamil Bey ayrılmak istedi Müge Hanım'dan. Müge Hanım da bunu istemeyince iftira atıp şantaj yaptı ve intikam aldı. Evet, aynen öyle oldu hayatım. Aynen öyle oldu. Ben zaten kurtulmak istiyordum ama elime yüzüme bulaştırdım. Allah seni kahretsin, seni boşayacağım. Ha. Sen de o sevgilin de 5 kuruş alamaz. Aman, hayır. Aa, helal aa. Helal hayatım ne oldu? Ben seni seviyorum ya. Helal olsun. Aferin be orada. Demir vurdu, gol oldu. Bertint Kunter'in müvekkili bir kez daha elinde patladı. Aa, bir dakika, yalnız bir sorunumuz var. Şuraya bakın. Aa. Bakma, bakma sen. Oo. Bakma. O ne ya? Bu Neco'nun altsız görüntüleri mi? Soğuktu bak. Sen ne gülüyorsun lan? Niye kavga ediyorlar? Rezil ettin beni. Ortada küçük bir sorun var. Çıkalım bir dakika. Eylül sen de. Kapat şu kapıyı bir dakika. Kapat. Şeytana bak sen ya. Yani sen kendi görüntülerini çekip internete koyar mı? Onun yüzünden ben de rezil oldum. Ay kıyamam ben sana Necişim. Sen rezil falan olmadın. Her halinle kabulümsün. Kaderimsin benim. Takım be. İşte burada o takım, burada o takım. Vallahi bravo gençler, herifi tam vaktinde getirdiniz Düner. E hadi o zaman bir yorgunluk kahvesi içelim. Hadi. Hadi gel. Gel içelim. Hadi. Ben yapacağım seni. Vallahi ben yapacağım. E hadi kahveler senden o zaman. Ne demek? Ladies first. Buyurun. Teşekkür ederim. La 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 la. Telefon nerede? Ben film alayım mı? Ha? Benimki sade olsun. Tamam. Bana orta. Tamam. La 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 la. Demirciğim de sade içer. Aynen, bana sade söyle. Bu ne lan? Lan! Bu ne oğlum? Herkes beni mi gözlüyor, bu ne oğlum? Bu ne ya? Bayağı ha. Kamera. Aa. Kamera mı oğlum bu? Kim koydu oğlum bunu buraya? Cık, 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 cık. Ya aman ya, aptalcık ya. Allah kahretsin. Şu her yere bakın abi, başka kamera da olabilir. Tamam, evet. Evet. Hadi arayalım. Aa, Mevlu öyle bir şey olamaz. Yemin ederim olamaz ya. Demur, kuşum ne yapıyorsunuz da? Her yeri dağıttınız. Vallahi ben temizlemeyeceğim. Ya zaten nasıl temizliyorsun Fadime? Kamera var burada. Daha önce temizlerken görmedin mi? Kamera mı var? Kamera var. Kim koydu kamerayı? Ne bileyim ben kim koydu Fadime? Delirtme beni. Bak sağa sola. Başka kamera da olabilir. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ya ofisten kamera çıktı. Başka yerlerde de olabilir. Hadi sen de ara. Demek öyle. Yani lafıma geldiniz sonunda. Demir! Demir! Bak burada da var. Allah! Allah'ım yarabbim, hangi manyak koyuyor bunları? Nasıl bir psikopat ya? Bir tane ele de yetişmemiş. Kesin başka kameralar da var ha. Eliyle koymuş gibi bulmuş işte. Ya ne alakası var canım? Allah Allah, hepimiz arıyoruz. Bana denk geldi. Beytim yetişin. Demur kameraları buldu. Ahu yılanı da tutun elin üstüne atar. Hep karıştı buraları. Allah Allah ya. Şu başımıza gelene bakın Allah aşkına. Hayır, kim yapmış olabilir ki böyle bir şeyi? Ofisin her yerinde olabilir. Yani sadece bu odada değil. Ayrıca bunu yapan biri bence içimizden biri. Yani en yakınlarımızdan biri. Ya abuk subuk konuşma ya Allah Allah. Sinirim tepemde zaten. Böyle imalı imalı konuşmalar. Suçluluk psikolojisinden olmasın? Ahu yeter ya. Aa kaç gündür? Zaten cinlerim tepemde. Cisin. Gir internete şunların seri numarasına bak. Belki kime faturalandırdığını öğreniriz. Aa evet. Of. Amen.
içinde. Ne? Ne alakası var? Nereden çıktı? Ya Nil'in bilgisayarına baktım ya, bu seri numaralar için işte. Baksanıza, oradan biz görünüyoruz. Saçmalama ya, benim bilgisayarımda ne işi var? Yok yok bayağı, bak elimi hareket ettiriyorum, burada da iş yapıyor, canlı yayın bayağı. Ya ben bu seri numaraları şey yapmak için açtım ya bilgisayarını, o çık yani seni suçlamak için demiyorum tabii ama. Ben beni suçluyorsun demedim ki zaten. Hala mı inkar edeceksin ya, hala mı? Şu hale bakar mısın? Demir, bak benim bu olanlardan hiç haberim yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi ya. İnanamıyorum ya. Kanka görüyorsun değil mi? Ulan hayatımda ilk defa bir kıza güvendim başıma gelene bak. Vallahi bravo insana ya. Demir, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Doğru. Belli yapmamışsın zaten. Beni böyle bir şeyle suçlayamazsın. Olur, suçlamayayım ben seni. Sen kabul et suçunu işte. Ne diyeyim? Asla. Çünkü ben yapmadım diyorum sana. Çilsin. Neco. Ya sen yapmadıysan kim yaptı bunları Nil? Ne bileyim ben. Demek ne bileyim ya, senin bilgisayarında görüntüler var işte, kameranın kaydı burada var. Ya ben sana bir şey söyleyeyim, ben seni... Nil git ya, vallahi git. Bana haksızlık ediyorsunuz. Haksızlık ediyorsun Demir. Ben hayatımda hiç bu kadar korkunç bir şeyden dolayı suçlanmamıştım. Bir dakika, dur, saçmalama ya, öyle deme. Gelme sen de kesin. Ya bir dur ya. Of. Neco, kanka kaldırsana şu yazıyı şuradan. Ya sen hemen bir şey yapmasan ne olur mu ha? Kankacığım kaldır ya, vallahi. Demir, sen çok gerildin bugün. O sırası değil ya. Rica edeceğim, beni yalnız bırakın. Tamam. Bak bundan sonra her şey çok güzel olacak. Sen biraz sakinleş, dinlen. Hı-hı. Sonra konuşuruz. Sen nereye lan? Yalnız bırakın dedim. Oturmuyor oğlum, sana demedim ya. Ay. Tamam mı oğlum? Üzülme artık. Oğlum nasıl üzülmeyeyim ya? 6 ay omuz omuza çalıştık kızla ya. Hadi çalışmayı boş ver. Ben bayağı bir... Yani bildiğin... İşte güvenirsen böyle oluyor. Belki de o yapmamıştı. Nasıl o yapmamıştı oğlum? Yani keşke o yapmamış olsa. Ama işte bilgisayarda görüntüler var.
Nil yaptı oğlum. Yani bir şekilde niye yaptı, neden yaptı bilmiyorum ama o yaptı işte. Başka kim yapacak ki? Ben yaptım. Ben koydum kameraları. Baba. Kimsenin suçu yok. Babam. Benim kızıma fazla yüklenme. Onun kameralardan falan haberi yok. Ben sizi daha yakın takip edebilmek için koydum kameraları. Nasıl kalktın? Ne zaman kalktın? Bak, biz kendi aramızda sorunlarımızı baba oğul erkek erkeğe halledebiliriz. Ama sen lütfen git Nil'in gönlünü al. Günaha girme. Demur, haydi bak iftiranın çok büyük günahı vardır, haydi. Ya tamam, giderim ben yine. Gelsin, otur baba. Haydi, haydi aslanım. Git gönlünü al, almadan da gelme. Vallahi kulaklarını çekerim koca oğlan. Haydi. Hadi çek, buy, sen çek. Buy, buy, buy. Ama bak, bak sen istedin diye değil, ben istedim diye gidiyorum ha. Tamam, tamam. Hakkı amca! Ya o... Ben sizin uyandığınıza uyandım. O villada karşılaştık yani, ben lavaboya kalkmıştım hani de. Siz böyle maviler içinde. Allah'ım aklım gitmişti ya. Ay Allah'ım inanamıyorum ya. Kimseye inandıramadım ha. Hakkı Bey'cim. Hakkı Bey'cim. Hakkı Bey'cim iyi misiniz? Hakkı amca ne oluyor? Aa, Hakkı Bey'cim. Hakkı amca. Hakkı Bey'cim. Ambulansa, ambulansa. Hakkı Bey'cim. İyi misiniz? Hakkı Bey'cim. Ve sonunda Demir Nil'i kovdu. İşte budur. Yani görmen lazım Berkant, planımız tıkır tıkır işledi. Ben sana ne dedim? Hı? Berkant Kunter bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bu işin artık geri dönüşü yok. Nil'den sonsuza dek kurtuldum. Aa, ama düğünümüze beklerim ona göre. O hiç belli olmaz. Belki de çifte nikah yaparız. Demir'le ben, Nil'le sen. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Hoş gel. Ah, ne oldu kızım sana? Ha? Artık istediğin oldu anne. Demir'de bir oda yok. Kovuldum. Demir beni köstebek kovmakla suçladı. Ay kızım sen deli misin? Allah'ım dualarım kabul oldu. Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazım kızım. Hatta göbek atman lazım. Kurtuldun sonunda. Siz atın göbek. Nil, kızım ağlama. Saçmalama, sana iş mi yok? Nil, ne oluyor öyle? Kapı çarpmalar falan ha? Vallahi oraya gelirsem yolarım seni. Ya sana iş mi yok ha? Dünyanın sonu mu bu? Aç şu kapıyı bakayım, aç. Figen teyze, ya biraz sakin olur musun? Sonuçta Nil de kötü bir gün geçirdi değil mi? Sen şöyle bir gel, ben hemen onu sakinleştireceğim. Bir yanına geçeceğim, ne olursun ya. Hemen şey yapacağım ben. Nil, Çisil ben. Ne oldu ya, ne bağırışıyorsunuz? İşte ne haber. Sonunda o aileden kurtulduk. Nankörlük etme Figen. En zor günlerimizde evlerini açtılar bize bu insanlar. Bırak be. Oh, dualarım kabul oldu. Asla affetmeyeceğim onu, asla. Ya sonuçta ben suçlu bile olsam onun bana sahip çıkması gerekirdi. Seviyordu çünkü beni. Yani en azından ben öyle zannediyordum. Ah, aptal kafam. Ya salak kafam. Aptal Nil. Aptal Nil. Nil, tamam kafana vurma. Bak burada kafasına vurması gereken birisi varsa gel bakayım. Demir, anladın mı? Senin böyle masum olduğunu, bunlarla hiçbir alakan olmadığını öğrendiğinde ne yapacak? Gidecek kafasını böyle taştan taşa vuracak. Merak etme sen. Umursamayacağım işte onu o zaman. Umurum olmayacak. Herkesin karşısında bana adi bir suçluymuşum gibi davrandı ya. Özellikle de o Ahu'nun karşısında. Nasıl yapar bana böyle bir şey ya? Ya kapımda gelsin böyle yalvarsın var ya, hayatta affetmem. Nil! Nil! Bu ne be? Kafamın içinde sanki Demir'in sesini duyuyorum, Nil Nil diye.
Şizofren mi oluyorum ben? Değil. Yok be. Biri ayı gibi böğürüyor sanki. Değil. Dur bakayım. Değil. Pil. Bak. Pil diyor, duydun mu bak? Pil, pil. Ne pili be? Sokakta pilci diye bir şey mi var? Nil diyor. Demir'in sesi bu. Nil, nil, nil diyor bana. Demir'in sesi bu. Beni çağırıyor. Ben sesinden tanırım onu. Kafa kaçtı. Nil! Demir? Senin ne işin var burada ya? Hangi yüzle geliyorsun buraya bana iftira attıktan sonra? Git buradan Demir, git! Seni seviyorum! Oh be! Aşk bir rüya. Ya duyuyor musun beni? Uçarsın, uçarsın. Bayağı aşığım ben sana ya! İçilmez ki sıcak bir şarap. Yanarsın, yanarsın, içilmez ki. Aşk bir kapı, çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Aşk bir kapı, çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki. Sıcak, sıcak bir şarap, bir şarap. Yanarsın, yanarsın, içilmez ki. Aşk bir kapı, bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki.